iş bitecek. Esaretim irademi kıramayacak. Zetonyemiz. Morgana hoşdur. Ne de onlar için zar atayım desem hepsi Morgana'yı alacak. Güçlüye karşı. Bizim takım daha iyi. Gibi duruyor en azından. Pingi çözemedik ya. Bu gölgelerde bir güzellik gizli.
Milyondan harekete geçti. Karmaca yakalandın. Senin derdin benimle de. Niye öyle bir şey oldu ya? Önce W bitti, sonra Q. Aynı anda değil. Ayırdım onları birbirinden. Lagana tüküreyim. Yeah.
70 ping nedir ya? Bu nedir ya? İki yüzlere vuruyor ya. Bu nedir ya? Biter. Çaktım. Onu parçalamak zorunda. Sadece ölüm. Nerede gidiyorsun da? Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel 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 gel. Takımından biri katledildi. Ne kadar çabuk düştüğünü gör de gurur. Kanatların doldu. Ama adam mı gidiyorsun içinden alıyorsun.
Zed, kaç kaç. Ultiyi var, vurdun kardeşim, kaç. Daha ne istiyorsun? Adam rakibe vurmamış. Minyon da gezmiyor. O ortada dolanıyor. Git git öl.
League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde gönül çelen Rakan var. Önemli olan hiçbir şey ciddiye alınmamalı. Hadi gidelim. Başkan. Zaya. Rakan'ın pasifi alımlı kürk. Rakan çatışmada olsun ya da olmasın ara sıra bir kalkan oluşturur. Alımlı kürkün bekleme süresi rakip şampiyonlara saldırdıkça ve yetenek atışı isabet ettirdikçe azalır. Bir tanesi Zaya ile aynı takımdayken Rakan ikinci bir pasif olan aşk atlayışını kazanır. Zaya ya da Rakan'dan herhangi biri dönüş büyüsü kullandığında ikili üsse birlikte dönebilir. Rakan'ın Q'su göz alıcı tüy, isabet ettiği ilk rakibe hasar veren büyülü bir tüy fırlatır. Bu tüy bir rakip şampiyona ya da destansı canavara temas ederse yeteneğin ikinci özelliği de devreye girer. Birkaç saniye sonra ya da takım arkadaşlarından birine dokunduğunda Rakan yakınındaki tüm takım arkadaşlarını iyileştirir. Göz alıcı tüy Rakan'la koridor takaslarını kazanmanın en iyi yoludur. Tüy ve normal saldırılarla rakibi dürttükten sonra üstüne bir de takım arkadaşınızı iyileştirerek nispet yapabilirsiniz. Rakan'ın W'su zarif uçuş. İleri atılan Rakan hedeflediği konuma zarif bir iniş yapar. Kısa ve dramatik bir bekleyişin ardından yakındaki rakipleri şaşalı şekilde havaya savurarak onlara hasar verir. Zarif uçuşu çatışma başlatmak için kullanmak iyi bir fikir. Havaya savurma alanı epey geniş olduğundan rakibin hangi yanına ineceğinizi seçmeniz de mümkün. Sıkıysa durdur. Rakan'ın E'si savaş dansı. Rakan yanına atıldığı takım arkadaşına onu hasardan koruyan bir kalkan verir. Ardından savaş dansını bekleme süresine girmeden aynı hedef üzerinde bile ikinci kez kullanabilir. Hele ki hedeflediği Zaya ise Rakan onun yanına çok daha uzaktan tek hamleyle ulaşabilir. Savaş dansı zarif uçuş için konum almanın en iyi yollarından biri. Rakibi korkutup sıçrasını aldıktan sonra ikinci manevrayla da gül oynaya kaçmanız mümkün. Rakan'ın ultisi seri cazibe birkaç saniye boyunca sürer. Kullanıldığında Rakan ilave hareket hızı kazanırken dokunduğu tüm rakipleri ayartır ve onlara hasar verir. Ayarttığı ilk rakip şampiyonun ardından büyük miktarda ilave hareket hızı elde eder. Her rakip seri cazibeden yalnız bir kere etkilenebilir. Rakan'ın ultisi sizi zor durumlardan kurtarmakta oldukça iyidir. Burada rakibe zarif uçuşla kule altı dalan Rakan, ardında kırık kalpler bırakarak hızla geri kaçmayı başarıyor. Rakan takım arkadaşları üzerinden zarif uçuşlar yapmaya bayılır. Burada savaş dansıyla Lee'sini bir kalkış pisti gibi kullanınca şiir gibi bir Jin skorunu da cebe indiriyor. Ne oldu Jin? Kendin ölünce o kadar da güzel olmuyormuş değil mi? Rakan kendisine hareketlilik sağlayan 3 ayrı yeteneği sayesinde çatışmalara istediği anda girip çıkabilir. Rakiplere fazla yakın durmak onun için iyi bir fikir olmadığından Lucian saldırıya geçerken Rakan da savaş dansıyla kendini güvende tutuyor ve zarif uçuşta da skora zemin hazırlıyor. Yeteneklerinin bekleme süreleri dolduğunda duvara aşıp Jin ve Zerat'ı seri cazibe sayesinde yolda yakalamayı başarıyor. Hayırdır beyler, nereye böyle? Bak geliyor beş kardeş ha! Yetenekleri Rakan'ın hızla yardıma koşmasını sağlasa da bu her zaman doğru hareket olmayabilir. Burada Jin'e kalkan vereyim derken Brand ultisine beraberinde getiriyor ve bu da yetmezmiş gibi Morgana Q'suna kafa atarak kaçınılmaz sona hazırlıyor. Daha dikkatli bir oyunla burada hem gönül çelen hem de virtüöz hayatta kalabilir. Yüzümü örtmeyin. Çatışmalara girip çıkarken Rakan'ı tutabilene aşk olsun. Hele de yanında Zaya varsa. Zarif uçuşta Kog'Maw'ın tepesine binerken göz alıcı tüyle ilave hasar veriyor. Ardından kalkanı ile iki nişancı arasından en çok ihtiyaç duyanın yardımına koşuyor. Rakipler sevdiğinin peşine düşünce ikinci bir inişle arkalarından çıkıyor ve muhabbet kuşları skoru birlikte almayı başarıyor. Kog'Maw'ın işini bitirince yakışıklı desteğimiz bu sefer de ormana kaçmaya çalışan Braum'un peşine düşüyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Gelin bir de takım savaşı inceleyelim. Burada Rakan ortamdaki tüm rakipleri ayartarak iyi bir başlangıç yapıyor. Ancak Zaya rakiplere fazla yaklaşınca işler sarpa sarmaya başlıyor.
Neyse ki Rakan hep başkalarını düşünen fedakar biri olduğundan sevdiği için kendini mermilerin önüne fırlatarak onu kurtarmayı başarıyor. Söylesene, ne düşünüyordun? Savaşta mı? Evet. Düşünmüyordum ki, düşünmek ne ya, ben hiç sevmem. Rakan şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. İkili hakkında daha fazla bilgi için sizleri Zaya şampiyon tanıtımına da bekliyoruz. Tata! Şafak söküyor. Kalbinin sesini duy. Kıyamete buyurun.
Bey, buzdoğanlar mı yönetiyor? Sonsuz uçuruma hoş geldin. Bunu runlerden anlayamıyorum. Minyonlar harekete geçti. Gerçek buzun büyü gücü sınırsız gibi görünüyor. Ah, bir kullanabilsem. Gerçek buzdan dövülmüş bu kılıç bu kadar güçlüyse, gerçek buzdan yapılma bir Hextech cihazı nasıl olur kim bilir? İlkan döküldü. Şerefsizim, çok yakıştı. Savaşa! Acele etme, öğrenecek çok şey var. Her türden enfes mallarım var. Hey.
Rakip katledildi. Buraya kadar. Rakip ikiledi. Ses etmek yok. Yeah.
Rakibi ikiledi.